Hedef bir üstlük programıyla karşınızdayız. İkinci lig, üçüncü lig ve bölgesel amatör lig müsabakalarının maç öncesi, maç sonrasını. Yani 36 vilayetimizde profesyonel takım olmayan ülkemizin 81 vilayetinin 36'sında profesyonel takım yok. İkinci ligleri ve üçüncü ligleri de buna katarsanız %60 ve 65'inin maalesef futbolda sesi duyulmuyor. İşte biz Cem TV ailesi olarak Cem TV'de yeni bir program başlattık. Hedef bir üstlük. Hedefi olan takımların müsabakalarına, illerine ve ilçelerine gideceğiz. Biz o takımlarımızın sesi olacağız. Nerede olacağız? Cem TV'de olacağız. İşte bunun için yola çıktık. Kameraman arkadaşım Tacim'le birlikte bu hafta size Orhan Gazi Van Büyükşehir Belediye müsabakasını Orhan Gazi'de gözlemleyeceğiz. Onlarla birlikte seyahat edeceğiz. Onların tesislerine gideceğiz. Sahalarına gideceğiz. Sıkıntılarını, futbolcuların dileklerini, yöneticilerin dileklerini sizlere sunacağız. Nerede sunacağız? Cem TV'de. İşte programımız başlıyor. Hedef bir üstlük. Programın ilk programın çekimlerinde Doğu Anadolu'nun güzel vilayeti, tek takımı, tek profesyonel takımı Van Büyükşehir Belediyespor kafilesiyle Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yola çıktık ve şu an feribotların İstanbul'daki olumsuz hava şartları yüzünden feribotların çalışmamasından dolayı da karayoluyla İzmit üzerinden Yalova ve Orhan Gazi'de takımın konaklayacağı otele birlikte gideceğiz. Şu an aramızda ve yanımızda takım yöneticilerinden Sayın Mahmut Pala Bey var. Onunla böyle bir doğudaki futbolu, üçüncü ligdeki zorlukları, bilgilerine başvuracağız. Sayın Pala, malum Doğu Anadolu'nun tek profesyonel takımısınız. Ve bu sizin omuzlarınızda bir büyük yük. Nedir Doğu'da bir üçüncülük takımı olmak? Oysa daha çok olması gerekirken, geçmişte varken birçok takım, Bingöl, Muşspor, Ağrı, bunlar üstlükler görmüşken ki Vanspor yıllarca Süper Lig'de de boy gösterdi, güzel şeyler yaptı. Şu an siz üçüncülüktesiniz ve Doğu'da profesyonel takım, tek takım olmanın zorlukları nelerdir? Öncelikle Cem TV yönetim ekibinin bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Yani bu konuya eğilmeleri, bu konuyu gündeme taşımaları açıkçası çok önemli. Önemsiyoruz. Yani kulüp olarak önemsiyoruz. Ki olması gereken olaylardan bir tanesi de bu. Yani kamuoyunun, basının bu konuya duyarlı davranın ve bunu sürekli gündeme taşımasıdır açıkçası. Evet, demin belirttiğimiz konulardan bir tanesi işte Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en büyük bölgelerinden bir tanesi. Potansiyel olarak da muazzam bir potansiyele sahip. Yani sporcu potansiyeli olarak çok önemli bir potansiyele sahip. Fakat bunu değerlendirme konusuna baktığımızda yani Van Büyükşehir Belediyespor'un bulunduğu konumla hiç örtüşmüyor. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Ekonomik boyutu var, altyapısı boyutu var, işte o potansiyeli değerlendirmeme boyutu var, mantalite boyutu var, insanların bakış açısıyla ilgili boyutu var. Bütün bunları açıkçası sıralayabiliriz. Burada Van Büyükşehir Belediyespor'un sadece 3. ligde profesyonel bir takım olarak devam etmesinin işte doğuda bir tek o olmasının temel sebebi de biraz da büyükşehirin katkılarından kaynaklıdır. Yani büyükşehirin katkıları olmasaydı, büyükşehir belediyenin katkıları olmasaydı belki bu da olmayacaktı açıkçası. Ekonomik tamamen. Ekonomik anlamda. Yani bu anlamda biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu işin zorlukları çok fazla. Yani bunun bir getirisi yok. Evet. Tamamen bir giderdir. Yani bu gider aynı zamanda bir istihdam alanıdır. Yani biz bu şekilde bakıyoruz açıkçası. Yani biz kendi çocuklarımıza, gençlerimize ileriki süreçlerde nasıl bir istihdam alanı yaratabiliriz? Yani belediyenin bakışı tamamen buna yöneliktir. Yani mevcut olan gençlere işte tabii sokakta koparabilmek, uyuşturucudan koparabilmek,
ahlaklı yetiştirebilmek. Bu anlamda bizim mücadelemiz tamamen buna yöneliktir. Belediyenin temel felsefesi de buna yöneliktir. Spor bunun için en büyük etkendir. Spor önemli bir etkendir dediğiniz gibi. Yani sporu farklı bir şekilde değerlendirmek de çok doğru olmayacaktır. Çünkü spor bugün dünyanın en önemli ekonomisine sahip olan sektörlerden bir tanesidir. Artı dini ırkı olmayan, yani, bütün kitleleri peşinde koşturan, birleştiren bir unsur. Aynen öyledir. Zaten hani bu felsefeyle de olmazsa olmayacak. Yani spor hem barış, dostluk ve kardeşliktir. Evet. Sloganıyla aslında hareket etmek lazım. Bizim bakış açımız da budur. Asla art düşüncelerin olmadığı, işte faşizan duyguların olmadığı, herkesin kendisini çok rahatlıkla ifade edebildiği bir ortam yaratmaktır. Yani sporun temel felsefesi de bu olmalıdır. Ki bizim sporcularımızın birçoğu da bu bakış aslında sahiptir. Biz ara sıra sohbet ederiz. Deriz ki yani öncelikli olan bizim hedefimiz ahlaktır. Kesinlikle. Sporda kazanırsınız, kaybedersiniz ki bu yarıştır. Maalesef bu yarış içerisinde kazanan da olacaktır, kaybeden de olacaktır. Ama kazanması gereken bir tek şey olmalı, o da ahlaktır. Dolayısıyla biz sporcularımızın tamamında bunu bekliyoruz. Biz sadece işte futbol kulübü de değiliz. Bunun yanı sıra salon sporlarımız var, işte atletizm, bireysel sporlarımız var. Birçok daldan sporcu yetiştiriyoruz. Tabii bütün bunları belediye, Büyükşehir Belediye'nin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Tarık. Daş gününe birlikteyiz. Tarık yıllarca Süper Lig'de milli takımda görev yapmış önemli bir futbolcumuzdu. Şimdi Vanspor'un başında. Yıllarca işte Süper Lig'de Fenerbahçe'deki en şahşalı dönemlerinizdi. Şimdi Vanspor teknik direktörüsünüz. Tabii futbolu bıraktınız, teknik direktörlüğe başladınız. Birçok takımda çalıştınız. Şimdi Vanspor'dasınız. Geldiğinizde takımın durumu da malumdu. Çok iç açıcı değildi. Şu anki takımınızı değerlendirir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Van'da bu işler nasıl oluyor? Kolay mıdır? Bütün bunları bir yorumlar mısınız bize? Öncelikle ilginizden dolayı size ve Cem TV'ye teşekkür ediyorum. Bir kere bizim çalıştığımız bu ortamda en büyük eksik basınla alakalı destekler. Yani bizim çalışmalarımızın, mücadelemizin halkla paylaşılması adına, sadece Van'la değil tabii bütün Türkiye'yle paylaşılması adına bu eksiklikleri görüyorum halkta. Daha çok eğilinmeli, bizler neler yapıyoruz, nasıl mücadele ediyoruz, bunlarla ilgili haberdar olması adına halkın daha çok destek görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Diğer yandan Van'da çalışmak bence İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çalışmaktan çok farklı değil. Aksine oradaki ilgi, alaka şehir olarak birçok yerden çok daha fazla. Futbol çok sevilen bir il. Süper Lig görmüş bir takım. Seyircisi bilinçli, tecrübeli. Fakat tabii bulunduğu yer itibarıyla biraz üzgün, takımın tekrar eski olduğu yerlere çıkmasını isteyen bir seyirci. Biz de bu anlamda teknik kadro, yönetim, oyuncular hem fikir olup bu takımı olması gereken yere çıkarma adına ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Herkes kendine düşeni yapıyor. Tabii ufak tefek eksiklikler de olabilir. Bunları da biz çalışarak minimuma indirip hedeflediği yere doğru çıkarmaya çalışıyoruz takımı. Şu anda şükürler olsun kaptanımdan sonra her şey yolunda gidiyor. Galibiyetle bitirdik, galibiyetle başladık. İnşallah eğer bir seri yakalayıp üst üste 3-4 maç alırsak bu gruptan çıkacak en iddialı takım olacağımızı düşünüyorum. Ki şu an baktığınızda puan baritesi de çok dar alanda. Yok zaten. 3 maç alındığı zaman biz playoff grubunun da üstüne çıkmış olabiliriz. Ve bu hava, bu istek, inanç ben geldiğimden bu yana bu takımda var. Çok güzel. Evet, kesinlikle. Tabii biz önce inandık çocuklarla birlikte. Kötü günler de geçirdik. Ancak şimdi iyiye doğru çevirdik ve o çıtayı yükselttikçe tabii galibiyetler de geldikçe inşallah sağlam bir oyun anlayışıyla götürürüz inşallah diye düşünüyorum. Biz de şimdi çocuklar da aynı şekilde yüksek konsantrasyon var. Evet. Onun için sessizlik de var tabii.
İnşallah dönüşte daha keyifli olur. Daha gırgır şamata döneriz. Onu şimdi bu sessizliğin gerekçesi de yüksek konsantrasyon çocuklar. Maçı düşündükleri için bir de yorucu oluyor. Şimdi uçaktan indik. Feribot çalışmadı. Karayolu gidiyoruz. Dinlenme süremiz kısıtlı orada. Açıkçası tel antrenmanı bile yapamayacağız. Fakat önemli olan zoru başarmak. Kesinlikle. Biz çok inanıyoruz çocuklarla birlikte. Yaptığımız işe de oynadığımız oyuna da çok güveniyoruz. İnşallah dönüşte bir arada olursak gırgır şamata o zaman olur. Benim kendi adıma birçok anım var ama hangisini şu anda aklıma gelen net söyleyebileceğim hatırlamıyorum yani. Kemalettin'le bir anınız yok mudur? Kemalettin'le ilk tanışmamız Kemalettin abi şöyle. Ben genç takımda oynuyordum, PAF takımda oynuyordum. Onlar A takıma yeni gelmişti. İlk A takım, PAF takım çift kale maçında ben tabii o zaman Avni abi vardı, kaptan. Önce bir Avni abiye bacak arası bıraktım. Arkasından Kemalettin'e bıraktım. Sonra biri geldi, ona da bir çalımla geçtim. Top sürüyordum. Arkadan tabii bir bileğime bir çift atladı Kemalettin. Bir 2,5-3 aya top oynayamadım. Bileğim şişmişti. Öyle tanıştık. Ondan sonra orada takım arkadaşı olduk. Fenerbahçe'de takım arkadaşı olduk. Şey düşünmüştüm. Hani alttan gelen gençlere böyle mi yol açılır? Hani A takımdaki oyuncuların diye öyle bir diyalogumuz olmuştu ama sonuçta çok iyi arkadaş olduk. Abimdir benim. Çok severim. Birçok anı var ama şu an hatırlamıyorum hocam hala. Çok teşekkür ederiz hocamın bu samimi güzel açıklamalar için. Umarım ve dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Çünkü sizlerin Türk futboluna katacağı çok şeyler var. Hele hele şu dönemde Türk futbolunun yabancılardan medet umduğu bir dönemde yetişecek olan altyapıdan, Anadolu'dan, ülkemizin coğrafyasından yetişecek çocuklarımızla Türk futbolunun bir yere geleceği de kaçınılmazdır. İşte bu yüzden sizlere çok büyük görevler düşüyor. Siz bunları başaracağınıza inanıyorum. Türk antrenörden dışarıda yabancı antrenörün ne farkı var? Bir kere şunu mantıklı düşünmeleri lazım. Adam dil bilmez. Senin oyuncunun psikolojisini bilmez. Yani onu motive etmeyi bilmez. Adam konuşacak, yanında bir adam konuşacak. Taktik verecek. Ondan sonra oyuncu bir şey söyleyecek, adama söyleyecek yani tercümana, tercüman ona söyleyecek. Arada bir elektrik yok. Ben bunları birebir yaşadım. Ha şu mantıkla yabancı antrenör de doğru olur. Eğer takımında 15 tane yabancı varsa al yabancı antrenörü de al. Ama takımın adını da değiştir o zaman, yabancı bir isim koy. Ben böyle düşünüyorum. Hocam zaten şimdi şöyle söyleyeyim, yani bugün Beşiktaş'ı seyredeceğine 11 tane Beşiktaş'ta yabancı varsa Real şey Juventus'u seyredersiniz. Aynen. Adı da Juventus olsun o zaman yani. Onun için bu haksız bir rekabet. Ben katılmıyorum. Biz kendi yağımızla kavrulmalıyız. Kendi içimize dönmeliyiz. O dışarıda insanları kovalayana kadar gelip burada mesela benim oyuncularımı, ben iddia ediyorum burada en az 5-6 tane oyuncu Süper Lig oynayacak kalitede. Ve gençler ve ilerisi için pırıl pırıl umut vaat ediyorlar. Ama sorsak kimse benim oyuncularımı bilmez burada. Çünkü tanıtımı yok, sahip çıkanı yok. Öne çıkarım. Ben 4 aydır çalışıyorum. Biz de bu tarz bir röportaj yapan ilk televizyonsunuz. Yani ha ne ölçüde biz bunu sesimizi duyurmuş oluruz. Ha ondan sonra farklı konular da var. Adam geliyor maç oynarken çok alakasız provokasyonlar oluyor. Bunlardan kimsenin haberi yok. Bize bir açıklama şansı verilmiyor neyin ne olduğunu anlatmamıza dair. Bu konuda benim çok büyük sıkıntım var. Yani dışarıya dönene kadar önce içimizdeki cevherleri çıkaralım. Şimdi zaten bu programı yapmaktaki amacımız da hocam. Yıllardır tabii gerek hakem olarak işte Süper Lig'de, Avrupa'da gördüklerimiz, o tesisleşmeyi, o şey eksiklikleri. Pardon. Evet sayın hocam, şimdi bu programı yapmaktaki kastımız da bu. Biz araştırmalarıma dayanır bu. Ben bundan 4 ay önce Van'daydım. 6 ay önce de Hakkari'ye geldim. İşte Trabzon'un ordusunu gezdik. Şunu söyleyeyim. Yani 36 vilayetimizde şu an profesyonel takım yok.
Artı ikincilik, üçüncülüğü kimse kayla almayınca da bu ülkenin genelinin %75 ile ilgilenilmiyor. Evet. İşte siz %75 ile ilgilenmezseniz oradan bir şey çıkaramazsınız. Çıkaramazsınız. Kesinlikle. Amacımız, bu programı yapmaktaki kastımız da bu ülkenin %70'inin dışlanmadığını, yani %70'inin var olduğunu göstermektir. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki Hakkari'deki çocuğa top verdiğinizde o topu tepecek bir gücü var. O top futbolu seviyor. Artı şöyle söyleyeyim, siz bu benim yine bir önerimdir. Geçmişte işte lig maçından dolayı Anadolu'ya giderdiniz. Şimdi benim Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Süper Lig takımlarının dört büyükleri özellikle bir önerim var. Sezon başında kamp hazırlıklarını Doğu illerine, Anadolu'ya, Doğu il demiyorum yani bölgeleri coğrafyaya bölsünler, bir haftalık turne yapsınlar. Bu turnede o ilin takımlarıyla, o ildeki takımlarla yapacakları hazırlık maçlarında bakın Türk futboluna ne cevherler çıkacaktır orada, ne diyorsunuz? Muhakkak. Şimdi bizde belli kalıplar var Türkiye'de. İşte kış kampları Antalya'da yapılır. Yaz kampları Uludağ'da, Kızılcahamam'da yapılır. Yani bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar doğal güzelliklerin olduğu bir ülkede başka kamp yapacak yer yok mu yani? Ben anlamış değilim. Mesela ben şimdi Van'dayım. Hani sezon başı gelseydim, sezon başı başlasaydım ben Van'da kamp yapardım. Hocam bir de bu örneği var. Geçmişte tam dedim 20-25 yıl önceydi. Beşiktaş bir sezon başı kampını Van'da yaptı ve o yıl şampiyon oldu, biliyor musunuz? Ya o kadar güzel yerler var ki. Şimdi biz niye sezon başı kampında, amacımız nedir? Yüksek yerlerde, anaerob ortamda kondisyon yüklemek. Benim şimdi kendi çalıştığım şehirde bu böyle imkan varken ben başka yere gitmem ki. Yani niye görüntü mü yapmam gerekiyor? Veya hani biz şampiyonluğa diye başladık, onun için Kızılcahamam'da, onun için atıyorum Uludağ'da kamp. Ne alakası var? Veya Süper Lig takımları Avrupa'ya gidecek. Kesinlikle. Aynen. Avrupa var. Şimdi biz yani kendi kategorimizle alakalı Avrupa diyemediğimiz için Türkiye'deki belirli yerleri değerlendiriyorlar. Yani tabii burada farklı bir konu daha var. Burada şimdi benim belediyeme de iş düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak veya Van'daki önde gelenleri orada bir tesis oluşturmalı. Yani ve ondan sonra reklamını yapmalı veya kulüplere atıyorum faks çekmeli, görüntü göndermeli. Bu öteye gelip orayı incelemeleri istenmeli. Tabii burada hem şehrin girişimi lazım ama tabii bundan önemlisi de büyük kulüplerde dahil profesyonel kulüplerin biraz daha ülkeye yayılmaları gerekir. Yani ben çok daha da sizin söylediğiniz gibi hocam gelip Van'da kamp yapıp şampiyon olmuş ve Beşiktaş örneği varsa demek ki doğru şeyi yapmışlar. Onun için ben çok olumlu görüyorum bu düşüncenizi. Kesinlikle yayılmalılar Anadolu'ya. Oradaki o şehrin takımıyla veya oranın profesyonel takımıyla hazırlık maçı oynamalılar. Ve o zaman buradaki mesela bizim burada oynayan çocuklarımız belki ön plana çıkacaktır. Eminim çıkacaktır zaten. Yeter ki onlara o şans verilsin. Kendilerini göstereceklerdir. Ve onlar da Türk futbolunu bir yere getirecek güce, kuvvete, futbol bilgisine, yeteneğe sahip oyuncular. Ama biz işte sizin gibi yılda bir tane televizyona konuşarak bunu nasıl ortaya çıkaracağız? Ben de onu anlamış değilim yani. İnşallah biz bu konuda önder oluruz. İnşallah. Diğer kanallarda, özellikle ulusal kanallar ve TRT'nin bu işe el atması çok daha önemli. Ya onlar açıkçası ben çok doluyum. Onlar bir tane olumsuz bir şey görünce gelip haber yapıyorlar. Yok olay çıkmış, yok bilmem. Yani şimdi geçmişte olan bir olay ama ben ona da değinmek istiyorum. Ben 25-30 yıldır futbolun içindeyim. Hayatımda çim sahanın orada geçti. Yani ben Süper Lig'de de futbolcuyken de, antrenörken de bizim Van'da olan olaydan çok daha büyük olaylar yaşadık. Evet, evet, çok evet, daha büyük evet. Olaylar yaşadık. O gün tabii ki rakip oyuncunun bir provokasyonuyla gelişen olaylarda sahada maçtan sonra bir 5 dakikalık bir kargaşa yaşandı. Bizim 5 maç sahamız kapatıldı. Buradan sesimizi duyuramıyoruz. O zaman vardılar. İHA Haber Ajansı bilmem ne gelip maçı çektiler. Nasıl oldu ben anlamadım. O görüntülerden dolayı biz ceza aldık. Ama ondan sonra hiç kimse piyasada yok.
Hocam oku... Çok şeyler değil, ben bunları kabul etmiyorum. Ama eminim bir gün insanlar anlayacaktır. Bir gün doğru şeyleri görecektir ve o zaman da işte bunları görerek Türk futbolu ileri gidebilir. Dileriz o günler geç olmasın. İnşallah, inşallah, inşallah. Vallahi biz yaşlandık artık. Biz göremedik. İnşallah bizden sonraki kuşaklar görürler inşallah. Yarınlar daha güzel olacak. İnşallah. Çok teşekkür inşallah. Ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ayrıca şunu da söyleyeyim kapatmadan. Tekrar söylüyorum. Bu ilginizden dolayı önce size hocam, sonra da Cem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Şimdi de İzmit dolaylarındayız ve yolumuza devam ederken takım kaptanı Ali Kurt'la, Van Büyükşehir Belediye Spor takım kaptanı Ali Kurt'la birlikteyiz. Ali kaptana şunu soracağım. Üçüncü ligdeki yaş haddi olayı benim hiç kabul etmediğim, kendileri zaten hiç kabul etmeyeceklerdir. Bir o konuda fikirlerini, bir de Van Spor'da oynamış olmanın veya işte bir doğu takımı olmanın artıları ve eksilerini soracağım. Evet sayın kaptan, en önemlisi Türk futbolunda özellikle üçüncü ligde olan yaş sınır olayı. Yani siz 25 yaşına geldikten sonra kontenjana giriyorsunuz. Oysa bakmak zorunda olduğunuz çoluk çocuğunuz, ekmek verecek, götürecek bir aileniz var. Bu bütün futbolcu arkadaşlar için de bir handikap. Bir bu konuda ve diğer konularda görüşlerinizi rica ediyorum. Öncelikle hem hocamızla hem de kulüp idarecimizle konuştuğunuz sırada ben de yan koltukta oturuyordum. Sizi kulak misafiri oldum. Onlar da bunu dile getirdi. Yani Cem TV olarak ve sizlere bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yani katkılarınızdan dolayı, ilgi alakanızdan dolayı. Yani böyle bizim gibi takımların da sahipsiz olmadığını bilmemiz bize gurur veriyor. Hani en azından mutlu oluyoruz. Bizi de sahiplenen şeyler var, kanallar var. Büyük şeyler olmasa da sizin gibiler de bize sahip çıktığınız, bu konuda size çok teşekkür ediyoruz. Hem sizin aracınızda, kanalınızda, Cem TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Yaş şeyine gelince ben bunun kesinlikle bir insan haklarına yapılan bir zulüm olarak değerlendiriyorum. Ben kendim şu an 30 yaşındayım. Ben mesela bir üçüncü lig takımında oynamayacaksam rahat evime ekmek götüremeyiz. Ben evli barklı bir insanım. Bu yaş kanunundan dolayı benim gibi binlerce futbolcu arkadaşım hepsi boşta dolaşıyor. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bunun kesinlikle kaldırılması lazım. Bu insanlarımıza yazık. Futbolcu arkadaşlarımız var. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yapabildikleri tek iş futbol. Futboldan da olduktan sonra bittikten sonra yapabilecekleri bir şey olmadığından dolayı 30 yaşın geldikten sonra futbol bitiyor onlar için. Halbuki futbolcunun en verimli çağı 30'dan sonrasıdır. Bundan da bizim ülkemiz bizi mahrum bıraktı. Bunları yetkililere, buradan sizin aracınıza yetkililere sesleniyorum. Yani kaldırılması en büyük dileğimizdir. Artı bir de tabii bu çok büyük bir handikap ve problem ki dediğiniz gibi yani adam 18 yaşında profesyonel olduğunu düşünürsek 7 senede ne yapabilir? Bırakın oynayabildiği kadar oynayacak. Zaten buna talep varsa, oynayabiliyorsa bunu kulüpler transfer ediyor. Bu konuda federasyonun işte yabancı sayısını serbest bırakırken kendi yürekli çocuklarının önünü kesmesi kabul edilir gibi değil. Artı bir de çok daha önemli, yine sizin arkadaşlarınız arasında sizlerin de sıkıntı yaşadığı ikinci ligde PTT birinci ligde ve Süper Lig'deki futbolcuların askerlik tecil hakkı varken üçüncü ligde bu maalesef yok ve bu büyük sıkıntı yaşanıyor. Hele askerliğin artık parayla yapılabildiği dönemlerde bu üçüncü lig takımlardaki futbolcu arkadaşların askerlik tecil olayından ne diyorsunuz? O da çok büyük bir sıkıntı. Ya mesela şu an otele gidiyoruz. Ben takım kaptanıyım. Bazen otelde kaldığımızda arkadaşlar geliyor yanıma, söylüyor. Abi işte ismimi yazarsan gelip şey derler, beni alıp götürürler gece yarısı filan. O konuda da büyük bir sıkıntı. Yani ama ikinci lige bu şey tanınıyorsa üçüncü lige de tanınmasından yanayız biz.
Onu da istiyoruz. Kesinlikle onu da istiyoruz. Kaptanım, son eklemek istediğiniz bir şey varsa ben bu görüşlerinizi de tüm kamuoyunun duyması için sizin aracınızla iletmek isterim. Teşekkür ederim. Şimdi biz 3. lig takımıyız. Fakat Van büyük bir şehir takımıdır. Van Spor'un hak ettiği yere kesinlikle inşallah hep beraber futbolcu arkadaşlarım adına da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Van büyük bir kent olduğu için Van'ın hak ettiği yere getirilmesi için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu anlamda tüm Van halkına hani yürekten söz verebiliyoruz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Yaşamış olduğumuz yakın zamanda bir deprem vardı. Bu depremde Van Spor işte bir göçebe hayatı yaşadı. Siz bu depremi yaşadınız. Belki o günleri hatırlatmak istemem. Allah bir daha da vermesin. Ölenlere de rahmet diliyoruz ama bu depremde ilgili bir anınız var mı? Valla o deprem öyle tam maç sırasında oldu yani. Tam da aynı dakikada mesela benim bir zeki arkadaşımız vardı. Gerçekten selam söyleyeyim ona buradan. Hani o an oldu. Yani bize o zaman da defter çıkanda hepsine teşekkür, ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ne hissettiniz? Yani nasıl hissettim biliyor musun? Yani o an. Hani bir daha yani dedim. Kıyamet mi kabul edeceğiz? He, yani şey. O bir stat böyle gidip gelmesi yani. Beni statın içinde. Yo, o anda bir daha sen şimdi biraz önce hakemi dedi. Hakemi tekrar maçı başlatması. Dedi hemen yani başlatalım. Yo, o şeyi maçı kesmedi, evet. Bitirmedi veya yani, tekrar oynadı. Evet. Yani o da biraz cahilane mi diyeyim veya yargılarını yani, sormadı. Gerçekten Van Spor büyük bir camiadır. Bir kim ne derse dese hiçbir zaman Van Spor düşmez. Kim ne derse desin. Mesela o sana herkes Van Spor düşeceği bilmem ne bak. Güneş gitti orada mücadelesini yaptı. En güzel yerlerde de kaldı. Belki de bir haberiniz var yani Riva'dayken. Evet. Güneş en güzel kendi şeyinden Güneş en güzel yerlerde de Güneş. Yani Van şimdi bir de zaman düşmez. Bir de şöyle. Van Spor'un çünkü bir ismi var. Bir de malum malzemecisiniz. Eş güdüm toplantılarına takımların formalarını götürüyorsunuz. Siz formaları götürdüğünüzde ev sahibi takımı olmayla veya deplasman takımı olma arasındaki farkı şu an bilmiyorum biliyor musunuz? Onu bana açabilir misiniz? Eğer açmasanız ben de söyleyeceğim çünkü. Şimdi doğrudur. Şimdi bazı takımların durumları iyi değil. Yani ben diyemem hepsini. Ama ben bugüne kadar hep gittim deplasmanlarda 3 takımdan fazla. Doğru. Her zaman 3 takım götürürüm. Her zaman 3 takım yanımda bulundururum. Ne olur ne olmaz. Çünkü birkaçtaki rakibin forması tek olabilir. Yani ne olmuş olur. Ama mesela bizim gibi büyük takımlar, hani Süper Lig gören takımlar o zaman her zaman yani, üzülü düşünmeyecek olsa ya bir forma için düşünmemesi. Nacizane burada bir bilgi vereyim. Belki biliyorsunuz ama hatırlatma babında söylüyorum. Değerli seyirciler, ev sahibi takımının forma üstünlüğü vardır. Yani ev sahibi çubuklu forma veya düz bir forma giyecekse önce forma seçme hakkı ev sahibine aittir. Ev sahibi formayı seçer. Rakip diğer alternatif formaları giymek zorundadır. Çünkü ev sahibi takımın forma seçme hakkı vardır. Bunu biliyorsun. Evet, doğrudur. Gazi Şehir Stadı'na sabah saat 9 itibarıyla geldik. Şu an eş güdüm toplantısı var. Profesyonel liglerde yapılan
eş güdüm toplantıları, her iki takım yöneticileri, emniyet müdürü, temsilciler ve dördüncü hakem, kulüp malzemecilerinin ve kulüp yetkililerinin bulunduğu eş güdüm toplantısı, yani müsabaka için toplantı yapılıyor içeride. Biz de bu arada size Orhan Gazi Şehir Stadı'nı tanıtmak istiyoruz. Orhan Gazi Şehir Stadı doğal çim olan İstanbul-İzmir yolu üzerinde yer alan bir stat. Gayet güzel bir zemin var. Hedef bir üstlük programında Bursa Orhan Gazi'deyiz ve Orhan Gazi Spor Tesisleri'ndeyiz. Çok değerli Nevzat Dinçbudak hocamla birlikte Bursa Orhan Gazi Sporu, Orhan Gazi Sporumuzun bu güzel tesislerinde sayın hocamla Bursa Orhan Gazi Spor'u değerlendireceğiz. Hocam saygılar sunuyorum. Merhaba, İyi günler diliyorum. Bir maç arefesinde bizi ağırladınız. Size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Türk futbolunun ikinci lig ve üçüncü liglerinin ve bölgesel amatör liglerinin gündeme gelmediği bir dönemde biz bir program başlattık. Bu vesileyle buradayız. Programınızda teşekkür ediyoruz böyle bir programı, bu sesimiz olmak istediğiniz için. İnşallah biz de sizlere en iyi şekilde bu programda yardımcı oluruz ve iyi bir program ve bu liglerin tanıtım adına da insanların bilgi aktarımında yardımcı olursunuz. Hocam şöyle ki, malumunuz 81 vilayetiz ve 78 milyon nüfusumuz var. Futbolumuzun bir dönemlerin tavan yaptığı ama maalesef şu an iyi bir durumda olmadığımız da aşikardır. İşte yabancı futbolcuların önünün açıldığı Süper Lig'de takımlarda 11 tane dahi yabancı futbolcunun oynanmasına müsaade edildiği bir dönemde. Oysa ülkemizde o kadar güzel takımlar ve tesisler var ki, altyapılarımız var ki, bunları değerlendirilmesi konusunda böyle bir program başlattık. Şimdi baktığınızda işte gelirken gözlerimiz yaşardı diyebilirim. Orhan Gazi'nin müthiş bir tesisi. Burayı birçok kişi belki de bilmiyordu. Evet. Şimdi tabii gerçekten yani biz bu konuda şanslı hissediyoruz kendimizi. Çünkü Türkiye'de çoğu takımların antrenman sahasının olmadığı, statlarının sıkıntılı olduğu ortamlar var ama en azından şu an bir tesisleşme adına da ülkemizde bayağı bir gelişme noktasında adım adım ilerliyor. Tabii bunun hızlanması gerekiyor. Bu hızlılıkta süreç içerisinde mutlaka Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Yani bir başarının gelmesi için öncelikle tesisin olması lazım. Bizim maalesef Türkiye'deki bakış açımızda biraz şu var: başarıyı yakalayalım, sonra tesisi yaparız gibi. Ama başarının gelmesinde önemli olan altyapıdır. Altyapının da çalışma imkanları, onlara sunulan imkanlar bir takımın temelini oluşturacaktır. Profesyonel takımlar için de çalışma imkanının iyi olduğu, sürekliliğin, altyapıdan gelen oyuncular ve dışarıdan tamamen eksiklerle süreçte hedefler noktasında daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum. Hocam baktığınızda bu güzel tesislerde istifade eden Orhan Gazi'nin altyapısında, tabii ki profesyonel takımında siz teknik direktörsünüz, evet, ama altyapısıyla da ilgileniyorsunuz. Ne kadar çocuğumuz var? Bu çocuklarımız da gelecek vaat eden çocuklar var mıdır? Şimdi tabii yani bu sene yeni bir yönetimle birlikte altyapı çerçevesinde de yeni yapılanma yapılıp oradaki sayının artırılması için yönetim oluşuyor. Bu ilk yılki sürecin başlangıç süreci olarak düşünelim. Önümüzdeki sene daha detaylı bir şekilde hem futbol okulları olarak hem yaş kategorilerinin çoğaltılarak bir planlı programlı sisteme girmesi gerekiyor ki uzun süreç içerisinde de yukarı profesyonel takıma, artı ben şunu düşünüyorum Türkiye'de, yani altyapıların sadece profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmenin yanı sıra çocuklara sosyal, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp bir arkadaş çevre, sosyal kültürünün artırması da bir altyapının faydasıdır. Biz genelde profesyonel anlamda bakıyoruz, oraya destek, ama altyapıda çocukların gelip orada futbol oynaması, arkadaş çevrelerinin, sosyal kültürler ortamlarının genişlemesi de altyapının önemli bir değeridir diye düşünüyorum. Bu açıdan da bakmak lazım sadece. Kesinlikle. Hocam Orhan Gazi Marmara bölgesinin ender nadide tarımıyla, sanayisiyle, işte mermer işletmeleriyle örnek bir kenti.
taraftarın takıma bakış açısı nedir, ilgisi nedir? Şimdi tabii her şehirde olduğu gibi başarının olduğu noktada taraftar grubumuz destekliyor. Biz bu yıl tabii yeni bir yönetimle yeni bir yapılanma, 19 tane sezon başı yeni transfer, geçen yıl tamamen mukaveleleri bitmiş bir grupla başlamak zorunda kaldık. Bu grupla uyum sürecimizi kısa sürede atlattığımızı, oyunsal olarak onları tatmin ettiğimizi ama tek sıkıntımız içeride maalesef onları mutlu edemiyoruz. Galibiyet noktasında kazandığımız maçlar genelde dışarıda ve şanssız kaybettiğimiz maçlar var. Bu yıl sürecinde biz gene şu an geride kalan 16 maçta onları mutlu edecek skorları almak için uğraşacağız. Futbol olarak biz onları tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü gelen olumlu şeyler ama futbolda sadece oyunsalın yanı sıra da skorsal ve hedef noktamız. Kaybettiğimiz böyle ufak tefek nüanslardan maçlarımız olmasaydı şu an hedefli bir ortamda olacaktık ama şu an gene hedeften uzaklaştığımızı düşünmüyorum. Yani şampiyonluk artı playoff'tan çıkma umudumuz olduğu için kalan seride devre arasını iyi değerlendirdik. Oyuncularımızın bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Bugün de Van maçı, ikinci yarının ilk içerideki maçı. İnşallah bugün kazanıp yukarıya hedefli takım olma yolunda devam edeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Hocam, üçüncü ligde siz ikinci ligde de teknik direktörlük yaptınız. Evet. Ki geçmişinizde çok parlak bir futbolculuk döneminiz var. Bunu çok iyi biliyorum. Ben yaştakiler herkes bilir. Evet. Üçüncü ligdeki sıkıntılar nedir? Yani çünkü ulusal bir lig. Ülkemizin her köşesinden takımlar var ki olması gerekiyor. Sıkıntılar, evet. Üçüncü ligin sıkıntıları nedir? Şimdi tabii üçüncü ligde şöyle bir ortam var. Biliyorsunuz yaz sınırı ortamı. Şu an futbolcu kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin özellikle daha tam olgun ortama gelmeden farklı düşüncelere yönlendirilmesi, bu ligdeki yaş kategorisi sınırlamasından dolayı oyuncuların tam olmadan olumsuzluklara sürüklenmesi diye ben düşünüyorum bazı sıkıntılar çerçevesinde. Çünkü oyuncu, genç oyuncu öncelikle şeyi düşünmesi lazım. Futbolcu olup daha yukarılarda. Nasıl olabilirimden çok kendilerini hemen futbolcu oldu. Bu sefer ekonomik noktalara kulüpleri zorlama çerçevesinde. Bu da kulüpleri bu sefer sıkıntıya sokuyor. Çünkü gelir gider dengesine baktığımızda şu an Türkiye'deki kulüplerin durumları belli zaten maalesef. Olumsuz noktada. Bu sefer oyuncularla şu ödemeler olmayınca genç yaştaki çocuklar bu sefer kendini futbola veremeyip erken kaybolma noktasına. Yani bana göre bu liglerde ekonomiden çok, çünkü bir yaş sınırlaması olduğuna göre burada futbol gelişimini tamamlayıp üst liglerde asıl önemli parayı düşünüp oralara gidebilecek ortamları kendilerine yaratacak kulüpleri ve grupların oluşması lazım. Bu oluşmadığı için tek düşünceleri ekonomik nokta, bu sefer futboldan da uzak. Günlük erken yaşta günü düşünüyorlar. Ufak hesap peşinde. Günlük kazanımlar onların geleceklerini karartıyor. Yani bana göre o noktada bir sıkıntı var. Yani bizim şu an Türkiye'deki futbol gelişimindeki en büyük eksikliklerden bu dönemdeki bence kültürel anlamda iş ciddiyeti, işe bakış açısında şu an bir sıkıntımız var. Mantalite, yani bu düzelirse mutlaka her birime yansıyacaktır. Ülke olarak zaten sıkıntı yaşadığımız nedir? İş çalışma disiplini, işe bakış ciddiyeti. Bunların olmadığı yerde ülke sıkıntı yaşıyor. Bu da biz şimdi futbolu konuştuğumuz için bizler de bir ailenin çocuklarının bireyleriyle çalışıyoruz ediyoruz. Bu bireyler aileden bu kültürleri, iş disiplini, iş ahlakı, işini sevme noktasında, sahiplenme noktasında iyi bir kültür gelirse futbol, bu ülkenin de bir dalı futbol. Burada da mutlaka iyi şeyler çıkacaktır. Bence en büyük eksikliklerden birisi bu. Hocam, bizi kabul ettirdiğiniz için, bu güzel tesisleri bize tanıttığınız için size çok teşekkür ediyorum. En son olarak söylemek istiyorum. Gerçi müsabaka öncesinde röportajlar, müsabaka sonrasında şu anki yüzünüzdeki gülümsemeyi inşallah ekranlara yansıtacağız. Ama ne olursa olsun futbol kazansın diyeceğimiz bir müsabaka olur inşallah. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani tabii bugün Van Belediyespor'la oynayacağız. Önemli olan dostluk çerçevesinde futbol kurallarının saha içinde olduğu, hak edenin kazandığı
yanması diye düşünüyoruz. Biz sahada bu türlü bakıyoruz. Bakıyoruz olumsuz bazı medya noktalarında, sosyal medyada farklı şeyler yazılıp çiziliyor, konuşuluyor, demeçler veriliyor ama biz sahadaki işimize bakarız. Futbolcu kardeşlerimiz, biz teknik ekip olarak sahada futbolun gerektirdikleri kurallar çerçevesinde kazanmak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Ama futbol kuralları çerçevesinde. Kesinlikle. Dostluk her zaman için tabidir. Futbolun genel şeyindeki nedir? Kaynaşma ortamının oluşması, sosyal kültürün gelişmesi de. Ha, günlük haftalık bir müsabaka oluyor. Burada kazanan tabii seviniyor, kaybeden üzülüyor ama tabii herkes kazanmak ister ama bunu ahlaki ve hak edici şekilde kuralların oynanarak yapılmalı. Hocam zaten şöyle söyleyeyim, bu tarafından bakmak lazım. İki takım da kırmızı siyah forma renkleri. Evet. Yani bir renk kardeşliği var. Evet. Artı şimdi baktığınızda Van Belediyespor'un 20 tane futbolcusu işte Batı'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den gitmiş çocuklarımız. Yani futbolu dili rengi olmayan, kardeşliğin, barışın ön plana çıkması gerektiği bir mecra olarak düşünülmeli. Yani ben şu an tabii Türkiye'de gözlersek belki taraftar gruplarımız biraz fanatik arkadaşlarımıza belki bir gönül koyabilir ama bizler gibi düşünemiyor taraftar, fanatik gruplar. Yani biz de onlar kadar üzülüyoruz saha içinde kaybettiğimiz ama bunu eylemlere dökmüyoruz. Yani bunu o çalışarak, gün çalışarak daha iyi ortama getirmek için oyuncularımızı hazırlayarak kazanmanın şeyini kurallar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımız da geldiği sürece diğer taraflar, tüm taraftarlar, tüm takımlarına tribünde o gün kazandırabilmek için kendi takımlarını ama centilmence düzgün bir şekilde tezahüratla onları motive edici şekilde olursa her şey daha güzel olur. Biz gittik Van'da bir müsabaka oynadık. Olumsuzluklar yaşandı tabii taraftar noktasında farklı şekilde ama biz sahada oyuncularla bir şey yaşamadık. Dostane bir şekilde girdik, döndük ve kazandık geldik. Biz bir olumsuzluk yaşamadık. Ha taraftar grubu maalesef orada da var. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde maalesef aşırı fanatik hep kazanma duygusu, kendilerini kazandıklarında mutlu olma duygusuyla yanlışlara itiliyor. Ama bu da şuradan geçiyor. İşte dediğim gibi kültürel, futbolcunun gelişmesi, taraftarımızın işte hepimiz bir bireyiz. Aynen. Onlar taraftar grubunda, bizler oyuncu grubundayız, memur iş yeri grubunda. Bunlar iş ahlakı, kazanıp kaybetmemeyi, hazmetmeyi ne zaman biliriz? O zaman hem ülkemiz, hem futbolumuz, hem voleybol, basketbol, bütün branşlarda daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz abi. Evet sevgili seyirciler, Orhan Gazi Spor Tesislerindeyiz. Müthiş bir tesis. İznik Gölü'nün, o güzel gölünün kenarında girdiğinizde tesislere sentetik bir saha, arkasında akabinde çok güzel bir idman sahası ve arkasında yine size görüntülemiş olduğumuz futbolcuların dinlenme ve kamp tesisleri var. Hakikaten ülkemizin her köşesinde olması gereken bir tesis. Bu tesise emeği geçenler herkesi kutluyorum. Evet sayın seyirciler, şu an Orhan Gazi Spor kaptanı, Orhan Gazi tesislerinde Orhan Gazi Spor kaptanı Mesut Gün'le birlikteyiz. Mesut'u futbolculuğunu iyi bilen, takip eden, hatta bir ara yöneticini kısa bir zamanda olsa yönetici yapan bir kişi olarak. Şimdi Orhan Gazi'de oynuyor olmuş olmanın, Orhan Gazi'nin durumunu kendisine soracağım. Valla şu andaki pozisyonumuz ligde tam orta sıralardayız. Hedefimiz playoff içine girmek. Bugün de önemli bir maç oynayacağız Van Spor'la. İnşallah galip gelip playoff grubuna yaklaşmak istiyoruz. Ki bu mümkün kaptan. Baktığımda, geldiğimizde, puantaja baktığımda alt sıradaki takımla üst sıradaki takım arasında çok büyük şey yok. Yani iki maç aldığınızda yukarıdasınız. Aksi takdirde olumsuz bir şeyde daha aşağıda olacaksınız. O yüzden söylediğiniz hedefe yaklaşmanızda sakınca yok. Şimdi kaptanım size sormak istediğim, yani biz bu ikincilik, üçüncülük programını yaparken amacımız futbolcuların sorunlarını da gündeme getirmek. Örneğin siz üçüncülükte oynuyorsunuz ve üçüncülükte 25 yaş sınırı var. Yani siz 25 yaşındasınız ve şu an siz kaptansınız bu takımda. En tecrübeli oyuncusunuz ve yaş haddinden dolayı kontenjana giriyorsunuz. Evet. Bu bir sıkıntı mıdır? Bir sorun mudur? Çok büyük bir sıkıntı. Bu hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok büyük bir sıkıntı. Ben 6-7 senedir bunun sıkıntısını yaşıyorum zaten. Şimdi anlaştığınız kulüplerle de cüzi rakamlara anlaşıyorsunuz. Hem genç arkadaşlar da fazla kendini
kasmıyor maçlarda falan. Çünkü belli oluyor. Şimdi bir 5-6 sene önceki 3. ligdeki kaliteye bakarsanız, bir de şu anki kaliteye bakarsanız bunu çok net anlarsınız zaten. O yüzden bu kontenjan olayının bir an önce kalkması lazım ki genç oyuncuların abilerin arasından sivrilmesi daha kolay olsun. Ki abisinden öğrenince, büyüğünden öğrenecek bir şeyler vardır. Evet, aynen öyle. Kesinlikle. Bir de kaptanım, yine bir sorum. Profesyonel statüdesiniz. Yani Süper Lig takımı da Bankasya, yani PTT 1. Lig, 2. Lig'de askerlik tecil edilebilirken, ama 3. Lig profesyonel olmasına rağmen 3. Lig'deki futbolcu kardeşlerimizin tecil hakkı yok. Ya bu da çok büyük sıkıntı. Bunu 3. Lig'den çok 2. Lig kulüpleri kendine avantaj sağlayarak götürüyor. Çünkü orada askerliği tecil ettirebildikleri için cüzi rakamlara yaşı yüksek oyuncuları oynatıyorlar kendi takımlarında. Ve askerlik sorunundan dolayı işte hem ailesi hem işte çoluğu çocuğu olanlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Cüzi rakamları 2. Lig takımlarına imza atıyor arkadaşlarımız. Bazen bir yılda 10 bin lira, 5 bin lira alan arkadaşlarımız var yani bir sezonda. Sırf askerlikten hani ailemden uzak kalmayayım, hem topumu oynayayım hem uzak kalmayayım diye düşünüp, ama hiçbir maddi kazancı olmayan arkadaşlar. Çünkü onlar 33-34 yaşına gelince de futbolu bırakacaklar ve ellerinde avuçlarında hiçbir şey olmayacak yani. Yazık olacak o çocuklarımıza. Evet. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Siz tecrübeli bir futbolcusunuz. 31 yaşına geldiniz. Bir abisiniz, bir kaptansınız. Baktığınızda Orhan Gazi Spor'un çok güzel tesislerini gördük. Evet. Hakikaten birçok kulüpte, hatta il bazında takımlarda bile bu tesisler yok. Evet. Bu tesislerde şu an sizin altyapınızda veya profesyonel takımınızda olup da bu program bizim ilk programımız olması hasabıyla yarın bir gün Süper Lig'de görebileceğimiz şu takım içerisinde bir iki kişi yani isim verebilir misiniz? Mutlaka vardır da aslında birçok futbolcu kardeşimizin Süper Lig'de oynayacağını düşünüyorsunuz ama ben şunları birkaç yıl içerisinde Süper Lig'de görebilirim diyeceğiniz var mı? Vallahi şu an hatta karşımızda giden arkadaşımız var, Barış Çiçek diye. Evet. Çok büyük bir potansiyeli var. Ben umuyorum ki üst liglerde çok rahat oynayabilir. Bankasya'da olabilir, Süper Lig'de oynayabilecek bir arkadaşımız. Tabii ki daha çok var arkadaşımız ama şu an üst üste 5-6 senedir oynayan arkadaşımız bu. O yüzden sözleşmesi de bitiyor. Hedefleri var. O yüzden çok rahat oynayabilir yani. Peki kaptanım, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Bugünkü müsabakada da sizlere başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir maç öncesi ve maç toplantısı yapılacak. Şimdi Orhan Gazi futbolcuları bir araya geldiler, toplandılar. Teknik direktörleri Sayın Nevzat Dişbudak Hocam son talimatlarını verecek ve bundan sonra artık futbol konuşacak. Futbolcuların ayakları konuşacak. Bunun için son hazırlıklar yapılıyor. Nevzat Hoca'nın son verecek talimatlar, direktiflerle futbolcu arkadaşlarımız bugünkü Van Belediyespor müsabakasını Orhan Gazi Spor hazır vaziyette. Evet sayın seyirciler, Orhan Gazi merkezdeyiz. Orhan Gazi'li vatandaşlarla birlikte bölge lodosun olmasına rağmen güzel bir havada insanlarımız parkta, bahçede, bir çay bahçesinde, meydanda oturuyorlar. İşte bu halkımıza soracağız spor hakkında, siyaset hakkında, belki de sanat hakkında ne düşündüklerini. Önemli olan insanlarımızın görüşlerini sizlere aksettirebilmek. Evet, Orhan Gazi meydandayız ve bir çay bahçesinde vatandaşlarımızla beraberiz. Orhan Gazi Spor'u soracağız. Yanımızda sanırım emekli olan bir beyefendi. Kendinizi tanıtır mısınız? Emekliyim, evet. Mehmet Çakır. Mehmet Çakır Bey. Evet. İçinizde profesyonel bir takım var. Orhan Gazi Spor. Orhan Gazi Spor'dan beklentileriniz nedir? Ne durumdadır? Ne olmasını istersiniz? Ve gençlerimizin futbol, spor yapma imkanları var mıdır burada? Evet. Orhan Gazi Spor çok iyi bir kulüptür. İyi başarılara yükselmeye ister bir kulüp ama ne bileyim, şimdi burada altyapımız Alendar, bir kulübü var burada. Alendar denli. Orada çok gençler yapıyorlar antrenman. Futbol üzerine.
basketbolcularına. Bunu öğrenen Gaziantep için valla istiyoruz daha yukarı çıksın diye. Ya destek olması lazım. Altyapıyı sağlam güçlendirmek lazım. Yani. Ya bizim çocuklarımız öyle de ama ona göre öyle de bu altyapı biraz eksik bizde. İmkanlar sağlansın. İmkanlar sağlansın. Sağlamlık çok olsun çocuklara. Sağlam bir imkan tanısın. Bak nasıl yabancı ihtiyacımız olacak mı? Olmayacak. Bizim çocuklarımızı daha güzel yetiştirecek. Evet. Daha güzel. Valla benden bu kadar bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Van Spor taraftarıyla beraberiz. Bursa'dan çıktı, geldi. Orhan Gazi Büyükşehir Belediye Van Spor müsabakasını izleyecek. Önce kendisini tanıyalım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Öncelikle merhaba hocam. Ben Vanlıyım. Orhan Gazi'ye Van Spor maçı için geldik. İsmim Yunus. Kendim esnafım ben. Hani spor olarak spor gerçekten güzel bir şey ama ben maça gittiğimde yaşadığımız o atmosferler, içeride yaşadığımız yani ciddi atmosferleri bir türlü atamıyoruz üzerimizde. Nedir bu atmosferler? Yani tepki mi veriyorsunuz? Bir tepki mi koyuyorlar taraftarlar arasında? Bir ayrımcılık mı oluyor? Ne oluyor? Tabii ki ayrımcılık oluyor. Yani biz haritanın ta sağ köşesine yer aldığımız için her zaman deşifreleniyoruz. Yani maçta yok efendim ben söyleyeyim. Halbuki aynen öyle. Biz tabii ki bir bayrak altında yaşıyoruz. Bir tek vatanımız var. Tek bayrağımız var. Tek dil, tek vatan, tek bölünmez bir vatan içerisindeyiz ama tabii biz bunu halka anlatamıyoruz. Millet yanlış anlıyor. Yok PKK dışarı. Yok efendim ben söyleyeyim şu dışarı. Yok bu işte şöyle çok böyle argo kelimeler. Bunlar hoş bir şey değil yani bu spor camiasına veya bir kültüre bir şey yakışmaz yani. Oysa sporun dostluk, barış, kardeşlik. Tabii. Rengi, dili, ırkı olmayan bir olay oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Sağlarımızda bu çirkin tezahüratların artık olmaması gerektiğini olmaması düşünüyorum. Olmaması gerekir. Aynen olmaması gerekir. Çünkü bunlar güzel bir şey değil yani olmaması lazım. Çünkü biz birincilikteyken Van Spor birincilikteyken Van'a gelen Fenerbahçe'sinden tut seyirler hocamız vardı Rıdvan Dilmen bizim teknik direktörüydü bizim. O zaman bizim Van'a gelen Trabzon'dan tutun efendim mesela Fenerbahçe'den tutun misafirperverlikten tutun her türlü gelen ne kadar misafirperver varsa hepsini oraya masaya döküp onlara güzel bir şekilde sohbet mütevazı bir şekilde yardım aynen sen, öyle aynen Van halkının konseverliği tartışılmaz. Aynen. Ha şimdi ben geldim işte şu anda Orhan Gazi'ye maça geldim biz dedim. Hani Allah diyorum ki ya Rabbim inşallah bir sıkıntı olmaz. Bir şekilde barış kardeşlik içerisinde bu maçımız olur, biter. Çünkü bir de renktaşsınız. Yani ikisi de kırmızı siyah forma renkleri iki aynen. takımında. Evet. Ya Orhan evet. Gazi'nin de Van Belediyespor'unda evet. renkleri kırmızı siyah. Madem renkler aynıysa hak edenin kazanması gerekiyor. Aynen. Hak eden kazansın. Başka da bir şey yok yani. Hak eden kazansın. Biz onu söylüyoruz hani. Ben bir Vanlı olarak gelmişim bir burada izleyici olarak hak eden kazansın. Ama centilmence, ama güzel bir şekilde, ama böyle spor camiasına ve spor ikisine yakışır bir şekilde olmasını diliyorum. Yani. Başka da bir şey yok. Yani. Evet sevgili seyirciler, gayet güzel bir röportaj olduğunu ve hakikaten mesajların ve ders alınması gerektiğini çok değerli Vanlı dostumuz, Van taraftarı dile getirdi. Herkese örnek olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, iki renktaşın müsabakası bugün oynanacak burada. Türkiye 3. Ligi Orhan Gazi Spor Van Büyükşehir Belediye ikisi de kırmızı siyah. İkisi de güzide bir kulüp. İkisinin başında da çok güzide, çok kaliteli eski futbol geçmişi olan kaliteli teknik direktörümüz var. Hocam müsaadenizle önce misafir takım hocası Tarık Hoca ile. Hocam güzel bir atmosfer. Bakmayın lodos fırtına falan dediler ama futbol evet. oynamaya elverişli bir ortam. Evet. Müsabaka hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Öncelikle başarılar diliyorum hocama da. Yani burada her şey müsait. Bizi de çok iyi karşıladılar. İkimiz de tabii ki hedefleri olan takımlarız. Biz de inanarak geldik, kazanmaya geldik. Ama önemli olan iki tarafın da bozmadığı iyi bir oyun. Seyircilere keyifli bir oyun izlettirmek. İnşallah da hak edenin kazandığı bir maç olur. Ama en öncesi centilmen ve nasıl geldiysek öyle dostça ayrılacağımız bir şekilde bitmesini temenni ediyorum.
Valla siz bu güzel dileklerle bulunduktan sonra her şey sizin o gönlünüz, güzel gönlünüzle göre olacağını İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Ki hakikaten Celtin bence bir müsabaka olur. Ama hak edenin hakikaten hak edenin kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet Nevzat Hocam. Tabii şimdi özellikle Van Belediye Tarık Hoca geldikten sonra bir çıkış yakaladı. Devre arası da kadrolarına kaliteli oyuncular kattı. Zor bir müsabaka olacak. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Biz de bu çerçevede hazırlandık. Biz de ben de takımıma güveniyorum. Hocamın dediği gibi centilmence sahada dostluk çerçevesinde futbol kuralları içerisinde oynanan bir müsabaka olur. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Başarılar diliyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel imkanı da bize sağladığınız için. Sağ olun hocam. Tekrar başarılar diliyorum. Rastgele. Sağ olun hocam. Evet sayın seyirciler. Şu anda Orhan Gazi'li taraftarların lideri olan Emrullah Yerli. Ya bu taraftarlar sen ne dersen onu mu yapıyorlar? Evet, evet abi. Şimdi sevgili Emrullah kardeşim, Orhan Gazi çok şirin, güzel bir ilçe ve sen bu ilçenin bir mensubusun. Evet. Orhan Gazi'de gittik gördük tesisleriyle, her şeyiyle mükemmel bir tesis. Evet. Şimdi siz onlara sadece destek verip bir üst lige çıkmalarını hedef koymuş bir takıma destek vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve bu sizi mutlu edecek. Evet. Siz neler yapıyorsunuz Orhan Gazi Spor'u? Biz yıllardır yani Orhan Gazi Spor'u bir yere getirmek için bir uğraş veriyoruz yani. Yenilse de yenilse de biz tribünleri bırakmadık yani. Yıllardır. Bir gayemiz var yani. Bu takımı inşallah ikinci ligde, bir üst liglerde göreceğiz yani. Orhan Gazi'mizin adını bir üst liglere yansıtacağız. Tanıtacağız yani. Güzel bir ilçemiz. Her şeyle meşhur. Yani bu biz elimizden geleni yapıyoruz yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hakemken de burası çok önemli. Ben hakemken de işte türbünde taraftarlar gelirlerdi. Beni bilip bilmeden işte küfür ederler. Evet. Siz böyle küfür kafir herhalde sanırım bu küfür yanlış söylemler, ırkçı söylemler falan. Bunları Bursalı veya Orhan Gazi'li yürekli çocukların kullanmadığı bir söylemdir. Yanılıyor muyum? Ya biz şimdi türbünde nasıl bir kültür oluştuysa çabuk tahrik olabilme geleneği var tribünlerde. Evet, çabuk tahrik oluyor, hemen herkes gaza geliyor. Bir yanlış harekette hemen ortalık karışabiliyor. Ya biz de aslında bunların sen önüne geçmek ama bunun önüne geçmek, bunların önüne geçmek istiyoruz ama yani ister istemez yani bir yerden sonra da insan bu tarafa da hak veriyor yani. Yani şöyle söyleyeyim, bakın bugün Vanspor'la oynuyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi Vanspor'la oynayacaksınız. Evet. Vanspor'un hakkında biliyorum ki insanların bir olumsuz bir düşüncesi var. Oysa Vanspor'un içerisinde 28 kişilik takım kadrosunun içerisinde 20 tanesi Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan gitmiş çocuklarımız evet. var sahada. Evet. Teknik direktörü de eski Fenerbahçeli Tarık Daşkın. Şimdi kalkıp önemli olan burada takımımızı, kendi takımımızı, Orhan Gazi'mizi çok güzel tesisleri, imkanları varken Orhan Gazi'mizi destekleyip onları kamçılayıp galip gelmesi mi yoksa karşı takıma olmadık biz çünkü aynı bayrak içerisinde evet. aynı vatan, birlik, beraberlik içinde sahip çıkarsak çok daha iyi olmaz. Tabii biz yani bugün daha önceden toplantılarını da yaptık bunun. Bravo. Stat içinde herhangi bir olumsuz olay yaşamıyor. Biz buraya amacımız zaten en büyük şeyimiz bizim 3 puan alıp onları göndermemiz. En büyük arzumuz bu. Aynen. En büyük tepkimiz de bu olur zaten onlara. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Trabzonluyum. 17-18 seneye yaklaşık Orhan Gazi'de ikamet ediyorum. Futbolu pardon oraya gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Trabzonluyum deyince Trabzon insanının hakikaten futbol kültürünün çok üst seviyede olduğunu yerinde müşahede eden birisiyim. Buyurun futbol hakkındaki evet, görüşleriniz. Evet doğrudur. Yani futbolu düşündüğüm kadar kendi işimi düşünmüyorum aslında. Gece gündüz futbolla ilgileniyorum. Eve gidiyorum televizyonlarda futbol yorumlar işte küçük ikinci lig, üçüncü lig işte ne bileyim amatör hepsini takip Bravo. Etmeye çalışıyorum. Biz yalnız Avrupa futbolunun fazla ilgi alanıma girmiyor. Türk olduğum için Türk futbolunu tercih ediyorum. Sevgili seyirciler, bu güzel kentin, bu güzel beldemizin, bu güzel ilçemizin
çok güzel tesisleri, imkanları olan Orhan Gazi'mizin kulüp başkanı Sayın Recep Alemdar Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, merhabalar diyorum. Merhabalar efendim. Öncelikle bu güzel Şirin ilçemize geldiğinizden dolayı, bize bu önemli kendimizi sunmak için adımı verdiğinizden dolayı şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle bir programın, ikinci lig ve üçüncü lig bölgesel amatör liglerin böyle bir programa ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için yollara düştük. Ki ülkemizin 36 vilayetinde profesyonel takım yok. Evet. Artı ikinci lig, üçüncü lig katının %75'inde maalesef sesini, dilini, duygularını, düşüncelerini gündeme getirecek bir mecra bulunmadığını, onun eksiğini hissettiğiniz için düştük yollara. Ve ilk müsabakamız, ilk programımızın çekimini de bu güzel kentimizde başlamış olmanın, Batı ile Doğu'nun iki güzel renktaş kulübünün müsabakasında başladık. Sayın Başkanım, ne diyorsunuz? Bu düşüncelerinizden dolayı öncelikle spor camiası ve spor kulüpleri adına teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir konuyu gündeminize almışsınız. Tabii Süper Lig'de üst gruplar olduğu için alt gruplarda, ikincilik, üçüncülük veya süper amatörlerde bu işin meşakkatini bilmeleri gerekiyor. Çok zor şartlar altında bütün kulüplerimiz bu işi yürütmeye çalışıyor. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi 37 ilde hakikaten profesyonel takım yok. Bu işin de zorluğunu gösteriyor. Tabii bugünkü müsabakanın da Doğu Batı şeyinde biz hep şu felsefeyle, spor kardeşliktir. Spor bir oyundur. Spor insanları yaklaştıran, birbirine kaynaştıran bir bir renk. Aynen. Ne dili var, ne rengi var, ne sınıfı var. Onun için biz de bugün Vanspor futbol takımını ve yönetici arkadaşları elimizden geldiği kadar iyi bir misafirperverliğimizi göstererek karşılayıp inşallah kazasız belasız bir müsabakadan sonra da tekrar Van'a uğurlarız. Sevgili seyirciler, şu an Galip takımın teknik direktörü Tarık Hoca ile beraberiz. Hocam, zorlu bir deplasman, evet. Zor şartlarda geldiniz, evet, ama 3 evet. Puanı aldınız. Evet. Müsabaka sonundaki düşüncelerinizi rica ediyoruz. Sıkıntılar unutuluyor. Sonuç iyi olunca çektiğimiz yorgunlukta, sıkıntı da unutuluyor. Şunu söyleyeyim, bu sezonki ilk deplasman galibiyetimiz. İnşallah devamı da gelir. Biz devre arasında iyi geçirdik, iyi hazırlandık. Hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru da ilerliyoruz. Galip galip inşallah bozulmadan devam eder. Maça gelince ilk yarı oyun ortadaydı. İki taraf da asıldı maça. Fakat ikinci yarı rakibin temposu biraz düştü. Biz bundan faydalandık. Geri çekilmiş görünsek bile de kontra ataklarla gol aradık. Golden sonra 3-4 tane de net yakaladık. Açıkçası diğer takıma başarılar diliyorum, Orhan Gazi takımına. Ancak bugün hak eden bizdik. Direncimizle, isteğimizle, inancımızla hak eden bizdik. Zaman zaman oyun onlar oynadı ama onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah biz de bu çıkışa geçtiğimiz yemeği devam ettiririz. Hocam, dün sizinle yaptığımız röportajda takımda çok iyi futbolcuların olduğunu söylemiştiniz. Tabii her hoca kendi futbolcusunu, evet, met eder. Evet. Ama bugün gördük ki 18 numaranın, kalecinin, 70 numaranın, 50 numaranın, 10 numaranın hakikaten bir takım olmuşsunuz ve, evet, gayet başarılısınız. Evet, inşallah şimdi bir hedef var. Biz bu hedefe ilerliyoruz ama bizim diğer bir misyonumuz da bu çocukların Türk futbolunda iyi bir yerlere gelmesi. Çünkü yaşları da çok müsait. Bu mücadelelerini üst liglerde vermelerini sağlama adına başka çalışmalarımız da var. İnşallah onlar da hem takımlarını çıkarırlar hem de Türk futbolunda farklı yerlerde iyi mücadeleler koyarlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz onlar için.
Onlara düşen şeyleri onlar yaparsa iyi yerlere gelirler inşallah. Vallahi Sayın Hocam, yani hakikaten geçmişinizde, futbolculuğunuzda takıma o şeyinizi yansıtmışsınız. Bundan dolayı sizi kutlarım. Şöyle ki o çocuklardaki o hırsın, o isteğin olması hakikaten çok iyiydi. Ama özellikle de söylüyorum, yani takımın içerisinde şu an benim gördüğüm, yani yıllardır müsabaka izlerim. Hakikaten şu an biz Süper Lig'e, PTT 1. Lig'e bu çocukları monte etseniz sırıtmayacak çocuklar var. Bundan dolayı da bu çocukları parlattığınız için işte gurur duyuyoruz sizlerle ve bu Türk futbolunun önünün açık olması bizi mutlu ediyor. Sizi İnşallah. Kutluyorum. Şimdi önemli bir şey, biz maçtan önce konuştuk. Siz bizim dilimiz oldunuz. Açık ve net söylüyorum. Ayrıca tekrar yine özellikle hocam size ve Cam TV'ye teşekkür ediyorum. Bize ilgi, alaka gösterdikleri için. Bunların lafta kalmaması için bizim basınsal da destek almamız gerekir ki bu çocukların Türk futbolunda ses getirebilmelerini sağlayabilirim. Bu açıdan size de teşekkür ediyorum. Çocukları da bugünkü mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Takım kaptanı Ali Kurt'la beraberiz. İyi mücadele ettin. Yüreğini koydun sahaya. Diğer arkadaşlarının üst seviyesiyle zorlu bir deplasman. Hakikaten Orhan Gazi'de kaliteli bir takım. Böyle bir deplasmanda 3 puan aldınız. Kutluyorum. Neler söyleyeceksiniz? Ben de öncelikle tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yürekten oynadık. İlk deplasman galibiyetimizi aldık bu sezon. İnşallah bundan sonra da altları bırakıp küme düşme korkusundan kurtulup playoff oynamak istiyoruz. Bunu yapacak güce de yeteneğe de sahibiz. İnşallah bunu başarıp bana en kötü bir sene playoff oynatmak istiyoruz. Kaptanım, yine dünkü röportajımızda söylemiştiniz. Bizde Bankasya'da Süper Lig'de oynayacak topçular var diye söylemiştiniz. Bugün hakikaten işte tecrübenizle siz onları tespit etmişsiniz. Biz bunları sahada gördük. 18 numara, 10 numara kalecimiz. Hakikaten çok iyi. Ve şöyle söyleyeyim, yine dönüşte de otobüste beraber olacağız. Bu sefer siz bize herhalde Cem TV izleyicileri için bir türkü söyleyeceksiniz. Ben söylemem de ama birini bulurum, söylettiririm. Dediğim gibi yetenekli arkadaşlarımız var. Hem sesi olarak hem futbolu olarak yetenekli insanlarımız var. Futbolcu arkadaşlarım var. Bunu dönüşte otobüste size tanıştırırım bunlarla. Hem şarkı söyleriz hem yetenekli futbolcu sizle tanıştırırım. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bakalım. Çok sağ olun. Hocam tebrik ediyoruz. Müsabakadan önce de beraber seyahatlerimizde takımıma güvendiğinizi ve çok daha iyi işleri yapacağını söylemiştiniz ve o burada gerçekleşti. Gayet güzel bir müsabak oldu. Orhan Gazi iyi bir takım. Doğru. Yani bunu inkar etmemek lazım ki ilk yarıda yakalamış oldukları birkaç pozisyon var. Onlar gol olsaydı çok değişik ya. Ama sizin takımınız daha dirençli ve daha iyi olduğu için müsabakayı kazandırırız. Müsabaka hakkındaki görüşlerinizi rica ediyorum. Ben de öncelikle Orhan Gazi yönetimine, sonra futbolcu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Çok centilmence bir maç oldu. Her ne kadar da seyircinin ufak tefek de söylemleri olsa da çok da önemli değil. Bu tür söylemler çok önemli değil. Ki önemsemiyoruz bu tür şeyler. Fevri davranışlardır. Açıkçası futbolcuların emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu önemli bir galibiyetti bizim için. Bundan sonraki süreçte daha çok önümüze bakarak, bütün maçlarımızı alarak hedeflediğimiz playoff'u oynamak istiyoruz. Ki futbolcu kardeşlerimiz de bunu çok yürekten istiyorlar. Çünkü çok büyük emekler sarf ediyorlar. Tarık Hocam, işte yönetim. Güzel bir kadro. Genel anlamda yani çok da beyefendi karakterli futbolcularımız var. Aynen. Ya saha içerisinde hiç bireysel diyaloglar gelişmedi, işte sertlikler olmadı. Evet. Bunlar önemlidir. Yani spor adına önemlidir. Her takımın bu şekilde oynaması ya da davranması gerekiyor. Hani Orhan Gazi futbolcuları da hakikaten çok beyefendi, karakterli futbolcular. Futbol böyle oynandığı zaman insan zevk alıyor, keyif alıyor. Yenilse de yense de. Tabii ki. Biz de kendi çocuklarımıza, gençlerimize örnek olabilmek adına zaman zaman da belki olumsuz davranışlarımız falan olabiliyor. Bunu elimizden geldiğince yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz ya. Yani. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda Cem TV'nin bu kadar uğraşı, emeği, fedakarlığı sonrasında bizimle birlikte gelmesi, bizi ağırlaması ve gündeme getirmesi çok önemli bir yayındır. Tabii özellikle sizin bu emeğiniz, katkılarınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sivallarında dolanıyorum.
Sen başla bize işte. Hadi başla. Bana verebilirsin değil mi hocam? Aynen hangisi? Söyle işte gideriz sen söyle. Hangisini? Kelavera deresi. Tamam söyle. Biz tekrarlayacağız. Hadi. Tamam. Hadi nakaratları tekrarlayabiliriz. Tamam. Nasıl? Bak şimdi git bir saat taş yaparız. Kelavera deresi oy. Kelavera deresi.
İki dağın arası oy, iki dağın arası. Yüzünden silinmesin o, yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası, yüzünden silinmesin o, yüzünden silinmesin. Bıçağımın yarası, sevdim senin aşkın. Ciğerlerimi dağlar, hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Kişili ol. Yani kişili ol. Yakup neredesin oğlum? Oğlum bak son kez söylüyorum. Bak, bak ciddi söylüyorum, son kez söylüyorum. Yakup. Son kez söylüyorum. Hadi. Dur, acele etme, acele etme. Bak hemen bu zebestan. Ay dilberi. Tegulistan. لباخ من بوز بستان آی دل بری تگو لیستان آی دل بری تگو لیستان چه مزن بو باخو بستان ویران زیر مالم خرا آی دل بری خمن آلم چرخی تیران بدی کالم نه خشکی بر به آلم لعنتی Evet sayın seyirciler, iki günlük bir seyahatin arkasından programımızı nihayetlendiriyoruz. Geldik Orhan Gazi'de, Orhan Gazi Spor, Van Büyükşehir Belediyespor'un müsabakasını çektik. Takımların durumlarını, seyahatlerini, sevinçlerini, üzülenlerle üzüldük, sevinenlerle birlikte sevindik. Ama futbol adına güzel şeyler göstermeye çalıştık sizlere. Bundan böyle her hafta Cem TV'de Hedef 1 Üstlük programında nerede olacağız? Doğudan batıya.
Güneyden kuzeye biz Cem TV'de Türk futbolunun konuşulmayanlarını konuşacağız. Görüntülenmeyenlerini görüntüleyip sizlerin beğenisini sunacağız. Suçu lisan ettiysek affola. Lütfen fair play çizgileri içerisinde kalalım. Herkese futbol dolu güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.